Adalet Komisyonu Başkanı. Hoş geldiniz. Cemal burada. Merhaba. Burası da o İdrisi Bitlisilerin memleketi, bir kültür kültür şehri burası. Kadim bir kültüre sahip burası. O nedenle dedik ki buradan, tabii ben 1980 yılında Hakkari'de ilk görev yerim Hakkari. Sonra 86'da buraya geldik, Ağlat'a geldik. Bunları hiç unutmadık. Yaz aylarında ki birazdan şeyde öğleden sonrasında keşke görme şansımız olsa buralarda yürünecek yeri bulunamadı. Bütün insan burada, Mutki burada, Ağlat burada, Adil Cevaz burada, Batman burada, Siirt burada. Ben Kuvvetül İslam denen bu şehirden biri, ben asırların değil, çağların eseri adeta o dönemi bize ifade etmektedir. Şurada da yine bir kandil motifimiz var, Sayın Başkanım. Aynı zamanda logomuzdur, Selçuk Mezar Taşları üzerinde yoğun olarak tercih edilen bir motifdir. Aydınlığı simge türkün nur içinde yatsın, dua ve temelini tezahürü olarak karşımıza tutun. Mimari ettikten sonra şöyle ilave eder, sanırım o sebepten dolayı Ahlat adını vermişler. Hatta Araplar arasında şu anda da yaygın olarak kullanılan bir deyim var. Ahlatun minen nas, karışık insan topluluğu manasında. Ziyaretçilerimiz buraya gelsinler, istifade etsinler diye bir lejantını çıkarttık ortaya. Seyitlerin defnedildiğini görürüz. Sayın Hocam. Sayın Başsavcı. Bana yardım et. Sözlerimde ilah varsa beni kardeş diye bir duası ve karışı. Ben bunu duyan asker cenk etmesinde ne yapsın da sembolik arkasında. Biz de hani fırsat bulamayız. Rüzgar günü sonsuzluk motifi Selçukların bütün yapılarında görmek mümkün. Cemal abi. Çekiyorum efendim. Bismillah deyin demedim. Çekiyorum. Ben 93'te Van Gevaş Hakim. Mezar taşlarımızın geçmişine bir baktığımız zaman 6 aylarda kurganlar, yeraltı mezarları, balballar ve Orkun abidelerine kadar giden bir geçmişi var. Oradan gelen bir gelenek, İslamiyet'in özüyle de birleştikten sonra bu şaheserler ortaya çıkıyor efendim. Millet vardı, orta dönemde de bu millet var, bu dönemde de bizim milletimiz var. Tarihi yören veren, tarihin öznesi olan bir millet miydi? Ve devamlı bunların tek şiarı adaletle yükselmişler. Adaletin temsilcileri olan kadınlara da büyük değer vermişler. Kıl olarak burada büyük bir değer vermiş olmasında da ayrıca kıvanç duyuyoruz. Hep adaletle devletlerimizi yükselttik. 16 tane büyük devletimizi 300'e yakın. Mesela Ahlat Şahlar var mı şeyde? Yok, 16 büyük devlet içerisinde. Halbuki 300'e yakın büyük devlet de kurmuşuz biz. Hepsinin temel şiarı, ideali hep adaletle hükmetmek olmuş. Onun için uzun bir zamana yayılmışlar. Bugün bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık bir tarihleri var. Ama bizim 5000 yıllık bir tarihimiz var. Onun için şuradaki sadece bir mezar taşı değil. Yani şuradaki sanata bakın. Yani buradaki medeniyetimizin ne olduğunu, şu taş işlemeciliğine bakın. O tarihteki, bundan 1000 yıl önceki taş işlemeciliğimize bakın. Bizim büyük bir millet olduğumuzu bu meydan mezarlığı göstermektedir. Ne mutlu onların torunlarıyız, bu milletin fertleriyiz. Bir cümle ifade edeceğim. Ben de yapmak istiyorum. Biz hep şunu diyoruz gelen misafirlerimize, ziyaretçilerimize. Eğer siz Ahlat'ı anlayamıyorsanız Çanakkale'yi anlayamazsınız. Çanakkale'yi anlayabilmek için de Ahlat'tan giriş yapmalısınız. Çünkü çıkacaklar şimdi. Saniye. Saniye.
sancaktarı Muaz bin Cebel'in oğlu Abdurrahman Gazi Hazretleri burada şehit düşüyor. Ondan sonra burada defnediliyor o dönemde. Bizim 1975'te bir Ağlat ustamız Tahsin Kalender Ağlat'taki kümbetlere uygun bir şekilde buraya onun adına yeni bir türbe yaptılar. Burada tabii ki dinsel amaçlı önemli bir noktasıdır Ağlat'ın. Turistler bayağı ikinci, peki mezarlıktan sonra ikinci önemli noktası turistler için burasıdır. Biraz geri, biraz. Vahit abi biraz geri alalım. Alacağım. Oradan Cemal yukarıdan alalım.